Bugün Double Tree by Hilton Işır Club'dayız. Bodrum'da çok güzel bir otele getirdim sizi. Fiyatları da çok güzel. Çekim esnasında size bu kurabiyelerden ikram ediyorlar. Uzayda yapılan ilk kurabiye bu. Burası aynı zamanda evcil hayvan kabul eden bir otel. Gelmiyor. Öncelikle şişe bira ücretsiz. Bunlar da diğer yüksek alkollü içecekler. Aradığınız her şeyi Double Tree by Hilton Işık Club'da bulursunuz. Dondurmaların markası Algida. Külah şeklinde veriyorlar. Sevgili tatilciler, Bodrum Torba'dayız. Hem çok sığ, hem ince kum, hem de pırıl pırıl bir denizi var. Otelde akşam oldu. Peki Double Tree by Hilton Işık Club'ın yemekleri nasıl? Şu anda bir kuzu çevirmeyle bakıştığımı da belirtmeliyim. Haftada 4 gün canlı müzik var. Bir gün türkülesine özel bir show var. Bir gün karaoke, bir günde başka bir show var. Bu oteli beğendiyseniz ve rezervasyon yaptırmak istiyorsanız bizden fiyat almadan rezervasyon yaptırmayın derim. Bodrum'dayız efendim. Bodrum'da çok güzel bir otele getirdim sizi. Özellikle çocuklarlar bence buraya bayılacaklar. Birçok öne çıkan özelliği var. Şişe bira veriyor mesela. Denizi sığ, orman içerisinde. Yemekleri çok güzel ve fiyatları da çok güzel. Çok dengeli bir fiyat politikası var. Hepsinden bahsedeceğim. İsterseniz lobiden başlayalım. Otele ilk adımımızı attık. Hemen burada guest relations'ı görüyorsunuz. Misafir hizmetleri. Sağ tarafta da oteldeki aktivitelerin bilgisinin verildiği bir alan var. Burada günlük aktiviteler var. Hemen bakıyorum dikkat çeken bir şey var mı diye. Mesela her pazar burada Türk gecesi yapılıyor. Türk gecesinde misafirler kırmızı beyaz giyiniyorlar. Tabii ki zorunlu değilsiniz ama güzel bir ambiyans yaratıyor. Yanınızda kırmızı beyaz bir şey bulundurmanıza bence fayda var. Keyifli olabilir pazar günü. Burada da Kids Club aktiviteleri var. Otelin Kids Club'ı da çok canlı. Aktiviteler normalde yapılanlardan bir tık daha iyi, daha özenli diyebilirim. Çekin işlemlerinizi de buradan yapıyor. Gelirseniz eğer Eda Hanım sizi bekliyor olacak. Nasılsınız Eda Hanım? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Double Tree kurabiyemiz. Bütün Double Tree'lerde çekin esnasında size bu kurabiyeden ikram ediyorlar ve oldukça popüler bir kurabiye. Uzayda yapılan ilk kurabiye bu. Ben de ilk defa deneyeceğim. Müsaadenizle bir tadına bakıyorum hemen. Oldukça da lezzetli. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hiç burası ultra her şey değerli bir otel. Hilton deyince aklınıza sanki bir şehir otelindeymişsiniz gibi bir algı oluşmasın. Denize sıfır. Harika bir oteldeyiz. Burası da oranın lobi barı. Arkamda lobi barı görüyorsunuz. Lobi bar sabah saat 10'dan gece 12'ye kadar açık. Mesela burada bir Chivas Regal siparişi verebilirsiniz veya bir şişe bira siparişi verebilirsiniz. Detaylarına aşağıdaki barlarda değineceğiz. Buranın çok keyifli bir terası var. Deniz manzaralı bir teras. Çıkalım mı terasa? Buyurun. Otelin teras alanı da burası. Gördüğünüz gibi oldukça ferah bir alan. Bu kısım çay kahve içebileceğiniz lobi barın terası. Şu kısım ise sabah, öğle, akşam yemeklerinde kullanabileceğiniz restoranın terası. Çok da keyifli, güzel bir deniz manzarası var. Burası aynı zamanda evcil hayvan kabul eden bir otel. Gelmiyor. Burası evcil hayvan dostu bir otel. Buraya evcil hayvanınıza da gelebilirsiniz. Kedinizle, köpeğinizle odanızda kalabilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. 250 euro ödüyorsunuz. Gün başına değil, kaç gün kalıyorsanız fiyatı sabit. 25 kilo altı olması gerekiyor evcil hayvanınızın. Ve bu havuz alanına, şu alanlara falan girilmiyor. Belli alanlarda girmesine izin var. Sevgili tatilciler, Double Tree by Hilton Işık Club'la ilgili size bilgiler vermeye başlıyorum. Burası Doğan Holding'e ait bir otel. Eskiden ismi Işıl Club'tı. Belki Işıl Club olarak farklı bir yer mi diye düşünebilirsiniz. Hayır, aynı otel artık Double Tree oldu. Birkaç sene önce oldu bu. Yeşillikler içerisinde, doğa içinde bir otel. Çok da kompakt. Birinci yanlış düşünce, burası çok büyük bir otel, tatil köyü şeklinde ya odam uzak bir yerde olursa. Hayır, otelin bir ucundan diğer ucu yürümeyle 7-8 dakika. Hemen arkamda odalar başlıyor zaten. Görüyorsunuz tatil köyü şeklinde böyle villa villa hazırlanmış. Bir problem yaşamazsınız.
Ve düz ayak burası. Çok öyle bebek arabasıyla falan rahat edemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Herhangi bir yürümen geliniz varsa burası tam size göre, çok rahat edersiniz. Bebekli aileler için şiddetle tavsiye ederim. Şimdi otelin ana havuzuna geldik. Otelde tek bir havuz var. O da burası. Bütün misafirler burada zaman geçiriyorlar. Deniz çok güzel olduğu için havuzda ciddi bir kalabalık yok. Bu arada bugün 18 Ağustos ve otelin full dolu olduğunu söyleyebilirim. Etraftaki kalabalık aynen şu an görmüş olduğunuz gibi. Peki şezlonglar nerede? Şimdi şu alanlarda şezlonglar var. Daha keyifli bir yer daha var. Beni takip edin. Otelin yeşil alan dokusu fevkalade. Gördüğünüz gibi çimlerin üzerinde burada da şezlonglar var. Burada da zaman geçirebiliyorsunuz. Şimdi ben sizi Elixir Bar'a doğru götürüyorum. Hemen onun yanında da bebek havuzu var. Oradan bahsedeceğim. Sevgili tatilciler, Double Tree by Hilton Işıl Club'ın hemen havuzlarının yanındaki barındayız. Burayı çok sık kullanırsınız. Bu bar hem denizde zaman geçirenlere hizmet veriyor hem de havuzda. Çekim esnasında bir hikaye paylaştık Instagram hesabımızda. Ozan Bey soru sormuş. Demiş ki otelin yiyecek ve alkol kalitesi nasıl? Alkol konusunu cevaplayayım. Ozan aşık. Sizin için anlatıyorum hemen. Öncelikle şişe bira ücretsiz. Efes şişe ve Belfast ücretsiz olarak veriliyor. Bunlar da diğer yüksek alkollü içecekler. Şu an havuz bardayız. Lobby barda Chivas da veriliyor burada. Burada tekila yok ama Sunset barda akşamları canlı müziğin olduğu yerde Olmeca tekila da var mesela. Gayet yeterli, gayet üst düzey. Aradığınız her şeyi Double Tree by Hilton Işık Club'da bulursunuz. Bu oteli beğendiyseniz ve rezervasyon yaptırmak istiyorsanız bizden fiyat almadan rezervasyon yaptırmayın derim. Otelde bir bebek havuzu da bulunuyor. Havuz arkamda görmüş olduğunuz gibi gözünüz aquapark'ı arıyor olabilir. Aquapark bu alanda değil. Odaların olduğu bölümde bir aquapark var. Görelim. Otelin aquapark'ı da var. Arkamda görmüş olduğunuz gibi iki bantlı bir aqua bu. Hemen yanında bir iki bantlı aqua daha var. Orası da mini club bölümünün içerisinde. Bulunduğumuz yerden bahsedeyim size. Bulunduğumuz yer hemen resepsiyonun girişinde. Burası ana havuzun yanında değil. Ana havuzdan yaklaşık 5 dakika yürüme mesafesinde bir yer. Etrafında odalar var. Mini club'ın önüne almışlar aquapark'ı. Mütevazi bir aquapark görmüş olduğunuz gibi. Çok çok iddialı bir aquapark değil. Ama böyle 7-8 yaş bir çocuğunuz varsa bence gayet yeterli olacaktır. İsterseniz şimdi Snack Bar'a bakalım, Snack Restoran'a bakalım. Oradaki servis kalitesini ve menüyü yakından inceleyelim. Buyurun, beni takip edin. Sevgili tatilciler, şimdi de snack alanındayız. Buradaki snack masaya servis şeklinde çalışıyor. Böyle bir menüsü var. Bu menüden siparişinizi veriyorsunuz ve masanıza getiriyorlar. Peki menüde neler var? Şu an hamburger, cheeseburger, çıtır tabağı, ızgara köfte, tavuk kuasidilla, külbastı, margarita pizza, karışık pizza, makarna çeşitleri, napolitan, bolognese, gözleme çeşitleri. Bir de her gün bir spesyal çıkıyor. Mesela pazartesi gününün spesyali tavuk döner, salı gününün peynirli pide, çarşamba gününün mantı, perşembe kıymalı pide, cuma tavuk dürüm, tantuni, cumartesi tavuk döner, pazar ise sebzeli Çin usulü noodle yapıyorlar. Biz de sizlere göstermek için birkaç tane sipariş verdik. Ayrıca otelde şişe bira da ücretsiz olarak servis ediliyor. Sinek'teki yemekleri yedik. Özellikle pizza bence çok lezzetliydi. Hemen sağımda da Sinek'in barı bulunuyor. Buradan şişe biranızı alıp hemen arkadaki şezlonglara tüketebilirsiniz mesela. Ve diğer içkiler de burada var. Burada gözleme alanı var. Gözleme servisi tüm gün yapılıyor. Patatesli peynirli, kıymalı ve peynirli gözleme misafirlerin beğenisine sunulmuş. Devam ediyorsunuz. Burada da pizza alanı var. Bizim yediğimiz güzel pizzalar da bunlardandı. Bakın malzemesi ve görüntüsü oldukça güzel. Tadına baktım, tadı da güzeldi. Otel gerçekten çok kompakt. Yani resimlerine baktığımda ben de anlamakla zorlanıyordum ama şimdi geldim. Siz de bence aynı hataya düşüyor olabilirsiniz. Çok mu büyük diye. Büyük ama yeterince büyük. Snack arkamda, havuz burada,
Bakın sağımda ne var? Çocukların her gün dondurma dondurma dediği dondurma var burada. Dondurmaların markası Algida. Külah şeklinde veriyorlar. Hemen yanında da küçük bir patiseri dolabı var. Buradan da ufak tefek tatlıları, atıştırmalık tatlıları alabiliyorsunuz. Arkada tuzlu bölümü de var. Sevgili tatilciler, Bodrum Torba'dayız. Şimdi size buranın denizini anlatacağım. Arkamda Double Tree by Hilton Işıl Club'ın kum sahilini görüyorsunuz. Hem çok sığ, hem ince kum, hem de pırıl pırıl bir denizi var. Peki iskeleler? Bakın şurada görmüş olduğunuz 1, 2, 3, 4, 5 tane iskele var. Bunlar ücretsiz alanlardır tamamıyla. Nasıl biliyor musunuz? Böyle ağaçların dalları uzanmış, şezlongların üzerine. Orası tertemiz zaten. Hemen yanında bar var. İçeceğinizi alıyorsunuz. Ağaçların gölgesinde bütün gün kitap okuyorsunuz. Müzik dinliyorsunuz. Ailenizle oranın keyfini çıkartıyorsunuz. Çocuk varsa da burası daha uygun olabilir diye düşünüyorum. Hemen burada tatilinizi yapıyorsunuz. Işıl Club'ın denizini ben çok beğendim. Peki siz ne düşünüyorsunuz buranın denizi hakkında? Veya daha önce buraya geleniniz oldu mu? Nasıl bir tatil geçirdiniz? Bizim için yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Hadi şimdi diğer alanları keşfetmeye devam edelim. Sevgili tatilciler, mini club'tayız. Buranın üzerinde ufak bir tente var. Bu tente çocukları güneşten koruyor. Burada da oyun alanı var. Diğer alanına da zaten çam ağaçlarıyla kaplı. Parkın ve diğer oyun alanının oldukça güneşten korunan bir yer olduğunu söyleyebilirim. Şu an içeride bir çocuk atölyesi var. Boyama yapıyor çocuklar. Onun dışında size buradaki etkinlikleri de göstermek isterim. Pazartesinden pazara kadar etkinlik var. Burası 17'ye kadar açık. Arkasından da mini disco yapılıyor. Her gün yapılıyor. 8.30'da hemen arkamda görmüş olduğunuz amfiteyatroda yapılıyor mini disco. Mini disco'nun dışında haftada 2 günde orada show programları yapılıyor. Otelin kendi animasyon ekibinin yaptığı organizasyonlar bunlar. 4 yaş ve üzeri ebeveynsiz olarak mini kulübe girebilirken onun altındaki yaş grupları ebeveyn kontrolünde mini club'da zaman geçirebilirler. Tatilciden.com'u tercih etmeniz için 3 sebep. Bu videolar sayesinde otellerin birbirleri arasındaki farkları size göstererek seçim yapmanızı kolaylaştırıyoruz. Unutma, kötü otel yoktur, yanlış tercihler vardır. Tatil ve oteller hakkındaki detaylı bilgileri konuşmak bizim için harika bir gün demek. Hemen siz de çağrı merkezimizi arayıp ücretsiz seyahat danışmanlığı alabilirsiniz. Tatilciden.com'un tamamı alışveriş merkezlerinde tam 6 adet ofisi bulunmaktadır. Siz de bizi ofislerimizde ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca yıl boyu düzenlediğimiz kampanyalarla size her zaman en iyi oteli en uygun fiyata sunuyor olacağız. Otelin içerisinde mobil bir yiyecek alanı da var. Bir bisiklet etrafta geziniyor öğleden sonra saat 3 ile 4 arasında falan. Bazen dondurma dağıtıyor, bazen içecek bir şeyler veriyor, bazen haşlanmış mısır veriyor. Değişiyor günden güne. Onun dışında havuz barın önüne de ekstra bir bar daha kuruyorlar. O da çok tatlı bir şey. Orada da misafirlere böyle bir mobil servis şeklinde devam ediyor. Sürekli elinizin altında yiyecek ve içecek bir şeyler var yani. Sevgili tatilciler, saatler 5.30 olduğunda burada her gün bu mangal yanıyor. Bugün köftemiz var sizin için. Yarın tavuğumuz olabilir. Bir sonraki gün sucuğumuz olabilir. Bir sonraki gün Adana'mız olabilir. Her gün menü değişiyor. Buradan ekmek arası, aperatif misafirlerimize ikram ediyorlar. Ve sinek kapandıktan sonra acıkan olursa, öyle bir şeyler yiyelim diyen olursa gelip buradan ekmek arası alıp yiyorlar. Get that skill from my mama.
Family guest room, buyursunlar. Family guest room alacak misafirler bence burada çok rahat eder. Hemen banyosundan başlayalım. Banyo 4 yıl önce yenilendi. Çok güzel, tertemiz, pırıl pırıl, mimari olarak da çok keyifli bir banyo. Bir banyo ne kadar övülebilirse o kadar övdüm çünkü beğendim. Devam ediyorsunuz. Burada 2 tane tek kişilik yatak var. Bir smart televizyon var. Şurada da mini bar var ve sıcak bir setup var. Bir de balkonu var bu odanın. Onur Bey, iki oda değil mi? Evet, iki oda. Buyurun gelin. Hemen bu kapıyı açıyorum. Aslında burası iki ayrı oda. Yani bir connection room, family room şeklinde değil. Buradan hemen geçiyorsunuz ve anne babanın odası da burası. Burada da bir banyo var. Onun aynısı. Ve burada yine bir smart televizyon var, mini bar var. Mini bara bakalım hemen, neler var mini barda? Mini barda soft içecekler var, su, soda, kola. Bunu eğer isterseniz her gün yeniliyorlar ama talep etmeniz lazım yenilenmesi için. Alkollü içecek yok mini barda. Burada yine bir sıcak setup var ve bir de balkon var. Oldukça geniş ve keyifli bir oda burası. Ve bulunduğu yeri görseniz ağaçların altında, çok keyifli bir yol üzerinde, sahile yakın. Her yere çok yakın burada, çok kompakt bir otel. Bence Hilton Işıl Club'ı siz de çok seveceksiniz. King Superior Room, buyursunlar. O da görmüş olduğunuz gibi bir tane çift kişilik yatak. Bu detayların hepsi demin gösterdiğim odayla aynı. Minibar detayları falan. Bu odayla ilgili bilmeniz gereken en önemli şey odanın genişliği. Işıl Club'ın odaları böyle çok çok geniş odalar değil maalesef. Şimdi şuradan bahsedeceğim size. Bakın burada bir sofa bed var. Siz iki yetişkin bir bebek gelirseniz eğer bebek yatağı buraya gelecek. Buraya iki yetişkin iki çocuk gelemiyorsunuz. Gördüğünüz gibi yer yok zaten. 3 kişi geldiniz diyelim. 3 yetişkin geldiniz. 3 kız, 3 erkek. O zaman da bunu yatak haline getiriyorlar sizin için. Bakın şöyle açılıyor hemen. 3. kişi burada uyuyor. Buraya her gün bunu açıyorlar, kapatıyorlar, çarşaflarını koyuyorlar, hazırlıyorlar. 3. kişi burada uyuyor. Odaya akşamdan akşama geliyoruz ki burada kesinlikle öyle. Dışarısı çok keyifli. Sadece uyumayan muhtemelen odanıza gelirsiniz. Bu odada kalmanızda bence bir sakınca yok. Ama bu konuda bir hassasiyetiniz varsa da sizleri uyarmak isterim. Şimdi burada bir balkonumuz da var. Hemen balkonda şurada. Bakın doğa, giriş kat bir odadayız. Doğanın içerisindeyiz. Ağaçların altında bir oda. Çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. İsterseniz şimdi gidip diğer odalara bakalım. King Deluxe Room. Buyursunlar. Otelin ana binasındayız. Resepsiyonun olduğu binadayız yani. Burada da kalabileceğiniz odalar var. Bu odaların ismi King Deluxe. Deluxe ibaresini görüyorsanız eğer odanız ana binada olacak demektir. Başka bir farkı yok ana binada olmasının dışında. Şimdi burada iki ayrı yatak görüyorsunuz. Bunun bu müsaitti. Başka diğer otel full dolu bu arada. Onu da söyleyeyim. Otelin full dolu olduğunu bilin. Çekim esnasında etraftaki kalabalığı ve diğer her şeyi göreceksiniz. En dolu halindeki halini görüyorsunuz şu an. Bu yatakların tek yatak olan versiyonu da var. Bu iki yataklı bir versiyon. Hemen burada banyomuz var. Smart televizyonumuz var. Kasamız var. Ve saklama alanları var. Gayet keyifli, düzgün, tertemiz, pırıl pırıl küçük de bir balkonu var. Alt katta ve üst katta olabilir bu odalar. Otelde akşam oldu. Peki DoubleTree by Hilton Işıl Club'ın yemekleri nasıl? Her zaman olduğu gibi şimdi size yemekleri tek tek göstereceğiz ve kararı size bırakacağız. Ama şu anda bir kuzu çevirme ile bakıştığımı da belirtmeliyim. Harika bir kuzu çevirme var. Bu akşam Türk gecesi ve her pazar Türk gecesi. Şu an size göstereceğimiz yemeklerin %90'ı aynı çıkıyor. Her pazar bu büfeyi görürsünüz. Ufak tefek değişiklikler olur falan. Bunları göz ardı edin. Bunun gibi operasyonel değişiklikler olabilir. Ama %90 aynı çıkıyor. Ne çıkıyor peki? Hünkar beğendili güzel bir kebap çıkıyor. İşli köfte çıkıyor. Geliyorsunuz Hasanpaşa köfte çıkmış. Burada sebze yemekleri var. Ayrıca burada vejetaryen bir büfede bulunuyor. Akşam yemeklerinde ve öğle yemeklerinde vejetaryenler için hazırlanmış bir bölüm de var. Arnavut ciğeri çıkıyor. Bir de benim dikkatimi çeken burada pideler çok iyi. Lahmacunlar çok iyi, pizzalar çok iyi. O da bu ustamızın sayesinde. Görüyor musunuz? Bakın üstünden dumanlar çıkıyor lahmacunun. Harika. Hemen dışarıda bir büfe daha var. Oraya doğru gidelim. Size kuzuyu göstereyim. Ama şunu da
genel bir bilgi olsun diye bir standartları var neticede. Şöyle çalışıyor. Izgarada her gün balık fix var. Bununla birlikte balığın yanına bir gün köfte, bir gün Adana kebap çıkıyor, bir gün kontrafile çıkıyor. Böyle devam ediyor ama üçü aynı anda çıkmıyor. Balığın yanına her gün değişikli olarak devam ediyor. Bugün Türk gecesi olduğu için böyle bir kuzu çevirmede misafirlere hazırlanmış. İsterseniz siz şimdi hepsine yakından bakın. Otelde iki tane çok güzel alakart bulunuyor. Biz şimdi balık alakartı Skopina'dayız. Denize nazır, Yunan müziklerinin çaldığı çok güzel bir alakart burası. Sizi böyle bir masa bekliyor olacak. Buraya benim gibi geçip kurulacaksınız eşinizle, sevgilinizle. Varsa niyetiniz güzel bir evlenme teklifi yapılır. Bir evlilik yıl dönümü kutlanır, doğum günü kutlanır. Özel günler için müthiş bir yer. Bunlar mezeler. Bununla birlikte birazdan ara sıcaklar gelecek. Kalamar ve karides gelecek güveçte. Sonrasında da balık tercihinizi soracaklar. Çupra veya levrek tercih edebilirsiniz. Sonra da soğuk baklava servis edecekler. Burası ücretsiz ama 5 gece ve üzeri kalmanız gerekiyor. 5 gece ve üzeri kaldığınızda otelde 2 alakart var. İkisini de ücretsiz olarak bir defaya mahsus kullanabiliyorsunuz. Çok hoşunuza gitti. Bir daha gelmek istiyorsunuz veya her ikisini de beğendiniz, ikisine de gelmek istiyorsunuz veya 5 geceden az kalıyorsunuz. Kişi başı 50 euro ödeyerek bu güzel sofrada, bu güzel ortamda, bu güzel otelde bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Yüksek bir meblağ gibi görünebilir. 2 kişi 100 euro eder. Yaklaşık 3700-4000 TL yapar. Bodrum'dayız. Buradaki fiyatlar malum. Böyle bir otelde, böyle bir masanın da çok da ucuz olmaması sizce de normal değil mi? Zaten bir kere ücretsiz veriliyor. 5 gece kalın bu güzel masada. Bu akşam yemeğini bence yiyin. Sevgili tatilciler, Poco'dayız. Burası da otelin ikinci alakartı. İtalyan alakart. Masamızda levrek var, tavuk var, çok güzel bir bonfile var, iyi yapılmış makarnalar var, lazanya var, atıştırmalıklar var. Çok güzel bir masa. Burası 5 gece kalırsanız bir kere ücretsiz. Şarap ikram ediyorlar misafirlere. Kavaklıdere, Miranda marka. Herhangi bir marka garantisi verilmiyor ama genelde iyi şaraplar kullanıyorlar. Balık alakartında rakı konusundan bahsetmeyi unuttum. Otelde yeni rakı, Efe Yaş Üzüm ve Tekirdağ rakısı hem ana restoranda hem de alakartlarda ücretsiz olarak sunuluyor. Birazcık otelin genelinden de bahsedeyim. Ufak bir Z raporu olsun size de. Yorumları da inceledim. Misafirler nelerden memnun, nelerden değil diye. Bu Double Tree, Hilton falan bu konuda bir karışıklık var. Hilton'un alt markasıdır Double Tree. Burası kesinlikle kötü bir otel falan değil. Çok güzel bir otel. Ben çok beğendim. Birçok özelliği de var. Ama böyle Hilton deyince insanların kafasında çok daha yüksek bir segment canlanıyor. Bu da buraya geldiğinizde sizin mutsuz olmanıza sebep oluyor olabilir belki. Biliyorsunuz bölgede çok üst segment fiyatı olan ve üst segment oteller var. Burayı onlarla karıştırmamanız lazım. Fiyatlarını zaten görüyorsunuz. Bu fiyatlara bence gidebileceğiniz en iyi otellerden bir tanesi. Bununla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz aşağıdaki WhatsApp hattımıza yazın. Memnuniyetle hepsini size anlatırız. Sevgili tatilciler, şu an akşam yemeği saatindeyiz. Bozzi, otelin bir mini kulüp karakteri. Otelin içerisinde geziyor akşam yemeği saatinde ve çocukları mini diskoya çağırıyor. Birazdan da mini disko başlayacak.
Sevgili tatilciler, şimdi Mini Disco'ya doğru gidiyoruz. Otelin akşam etkinliklerinden de bahsedeyim size. Haftada 4 gün canlı müzik var. Double Tree Hilton Bay Işıl Club'da. Bir gün Türk Gecesi ve Türk Gecesi'ne özel bir show var. Bir gün karaoke, bir günde otelin animasyon ekibinin yaptığı başka bir show var. Genellikle bu düzende ilerliyor ama ufak tefek değişiklikler olabilir. İsterseniz siz şimdi Mini Disco'ya ve akşam etkinliklerine yakından bakın. Sevgili tatilciler, Sunset'teyiz. Haftada 4 gün canlı müzik yapılıyor demiştim. O canlı müzik burada yapılıyor işte. Nerede içki içilir? Akşamları burada içki içilir. Peki hangi markalar servis ediliyor? Zaten barlardaki markaları göstermiştim size. Ama yoğunluklu olarak içki tüketiminin yapıldığı bar aslında burası. Akşamları tüketiyorsunuz. Şu alt sırada gördüklerinizin hepsi ücretsiz olarak sunulan içecekler. Ne var? Jack Daniels var, Chivas Regal var, Black Label var, Jameson var, Olmeca Tequila var, Jim Beam var, Havana var. Aradan tüm içecekler var gibi görünüyor. Ayrıca bildiğiniz gibi iki marka şişe bira da ücretsiz. Otelin en güzel kokteyl yapan barı da bence burası. Size de bir tüyo vermiş olayım. Biz bir kokteyl siparişi verdik. Bakın çok da şık bir kokteyl var. Eğer bu oteli ziyaret ederseniz bence bir akşam burada da zaman geçirmelisiniz. Evet, bir otelin daha sonuna geldik. Nasıl buldunuz Double Tree by Hilton Işıl Club'ı? Ben gerçekten çok beğendim. Çok keyifli, düz ayak, orman içerisinde, fiyatları makul. Tam olarak da beklediğim gibi çıktı. Ama şu İtalyan alakartta söylediklerimi unutmayın. Yorumlara baktım. Neredeyse hiç kötü yorum yok. Kötü yorumların hepsi bence beklentilerini çok daha yüksekte tutanlar. Yani 50 bin liralık bir otele geldiğinin farkında olmayıp 100 binlik bir otel beklentisiyle daha lakşeri bir yer bekliyor. Onu da arkamdaki marka ismi belirliyor bence. Ama Double Tree öyle bir marka değil. Bunları hakim olmamanız da çok normal. Kızacak bir şey yok bunda da. Bence bu bölgede bu fiyata gidebileceğiniz en iyi seçeneklerden bir tanesi. Lafı uzattım. Ben Onur Öztürk. Başka bir otelde görüşmek üzere.